Bir dönem Fenerbahçe ve Beşiktaş forması giyen Sezer Öztürk İstanbul'da yol verme kavgasında bir genci öldürdü. 24 yaşındaki Halil İbrahim Genç'in ailesini de kurşun yağmuruna tutan eski futbolcu şimdi her yerde aranıyor. Hayır, silah sıkıyor ama çocuklar burada. Görsün, çekeceğim, göstereceğim şimdi. Ateş etme bak, yürüyün. Ateş etme. Çek şimdi. Bu görüntü aslında olayın sonuydu. Aracının camından rastgele ateş etmeden dakikalar önce iki çocuk babası bir genci o silahla vurarak hayattan kopardı. Fenerbahçe ve Beşiktaş gibi takımlarda forma giyen eski futbolcu Sezer Öztürk'le arkadaşları trafikte yol verme meselesi yüzünden tartıştıkları gence kurşun yağdırdı. Yıllarca kendisinden beklenen performansı sağlayamadığı için sahalara veda eden eski futbolcu Sezer Öztürk, daha sonra boksa merak sardı ve adı duyulmaz oldu. Yıllar sonra yeniden ortaya çıktığındaysa bir cinayetin zanlısı olarak anılıyordu. İddiaya göre 24 yaşındaki Halil İbrahim Genç'le yol verme meselesi yüzünden tartışan eski futbolcu silahına sarıldı. Silahı gören genç adam kaçmaya başladı. O önde, Öztürk'ün arkadaşları arkada dakikalarca koştular. Yol kavgasıymış abi bu. Orada bir tartışma olmuş villaların orada. Yol vermem falan orada bir tartışma olmuş ve kaçıp gelmiş çocuk mahalle. İddialara göre Halil İbrahim mahallenin çıkışına geldiğinde onu arabasıyla bekleyen Sezer Öztürk karşıladı. Silahını bir kez daha genç adama doğrultup peş peş tetiğe bastı. Adamı direkt öldürmeye teşebbüsle gelmiş buraya zaten ya. Sizleri karışmayın, sizlik bir durum yok dedi. Onun arkasına ateş etti. Dedi onu tekrar vuracağım ama her attığı ateş ona denk geldi. Bir tane şah damarından, bir tane kalbinden, üç tane de karnından yedi. Bağırma seslerini duyanlar Öztürk'ü engellemek için elinden geleni yaptı. Eski futbolcu otomobiline bindi. Silahını bu kez de çevredekilere doğrulttu. Geri manevra yapıp çıkarken silahı hala dışarıdaydı. Kalabalığın onu sakinleştirmesine bile izin vermedi. Rastgele ateş açarak kaçtı. Halil İbrahim'in durumu kritikti. Hastaneye kaldırıldı. Ama doktorların müdahalesi onu kurtarmaya yetmedi. Hayatını kaybeden iki çocuk babası genç yakınları tarafından toprağa verildi. Öte yandan kaçan eski futbolcu ve arkadaşları her yerde aranıyor. Onlardan biri polise giderek teslim oldu. Savcılık tarafından firari Sezer Öztürk için yakalama kararı çıkartıldı.